Merhaba arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yine tekrara devam ediyoruz. Tümsek aynada özel ışınlar ve yansımaları inceleyeceğiz. Tümsek aynayı daha önce de takdim etmiştik size. Neydi? Dış tarafını kullanıyorduk. Yani parlak yüzeyi dıştı. İç tarafı neydi arkadaşlar? Pürüzlü olan bölgesi iç tarafı oluyordu. Hemen şu aynamızı ikiye bölen bir asal eksenimiz vardı. Burası bizim odak noktamız. Burası bizim merkezimiz. Olacaktır iç tarafta. Ama biz tümseyin neresini kullanacağız? Tabii ki de parlak yüzünü kullanacağız. Burada bir tane ışık gönderdiğimizde ışıktan fikir elde edebilmemiz için ışığın aynanın normalini kullanırız. Yani normali dediğimiz kim oluyor? Merkezi oluyor. Tıpkı çukur aynada olduğu gibi merkezimiz ne yapacaktır arkadaşlar? Gelen ışıkla yansıyan ışığın açıortay görevini görecektir. Yani açıortay görevini gören yine ne olacaktır? Merkezimiz olacak. Merkezimiz eğrilik yarıçapına bağlı. Aynı şekilde R'ye eşit olacaktır. Çukur aynada olduğu gibi odağımız da yine ne olacaktır? Eğrilik yarıçapının yarısına eşit oluyor. Burası da bizim tepe noktamız oluyor arkadaşlar. Tümsek aynanın durumu ve şekli bu şekilde. Beraber tek tek özel ışımaları ve yansımaları değerlendirelim. Şimdi asal eksene paralel gelen ışıklar. Çukur aynayı da birlikte kullanırsak herhalde daha kalıcı olur. Çukur aynada paralel gelen ne oluyordu? Kendisi odağa gidiyordu. Bakın kendisi odağa gidiyordu çukur aynada. Tümsek aynada ne oluyor arkadaşlar? Tümsek aynada evet yine paralel gelen ışık kendisi. Şimdi odağımız burada. Aynanın arkasına geçemeyeceğimize göre ne yapıyoruz? Uzantımızı gönderiyoruz. Uzantısı yani ışığı. Uzantısı odağa denk gelecek şekilde yansıma oluyor. Burada da onu göstermeye çalışmış. Nereden gönderirse göndersin. Eğer ki paralel geliyorsa uzantısı odağa denk gelecek şekilde yansıma gerçekleşiyor. Mesela buradan da bir tane biz gönderelim. Eğer ki bu ışın asal eksene paralelse uzantısı odağa denk gelecek şekilde yansımayı çizmeyi ihmal etmiyoruz. Bu şekilde gelirse doğru diyoruz. Evet devam edelim. Yine hatırlarsanız çukur aynada da yaptık. Paralel birbirine paralel ışın demetlerinin geldiğini varsayarsanız bunların hepsi ne olacaktı? Uzantıları arka tarafta bir yerde kesişecek. O bir yerde tam odağın üstünde veya altına denk geliyor. Çukur aynada da bunları yapmıştık. Paralel ışın demetlerinin arka tarafta uzantıları kesişiyor. Bu kesiştiği yer neresi oluyor? Odağın üstü ya da altı oluyor. Bunu bilmemizde fayda var. Sorularda bunu kullanacağız. Evet özel gördüğünüz gibi aynı şekilde odağa geliyorsa ne yaptık biz demin? Tersini kullanmıştık. Neyini kullanmıştık arkadaşlar? Paralel geliyorsa uzantısı kendisi gidemiyor. Kendisi gidemiyor. Uzantısı odaktan geçiyordu. Tam tersi eğer ki bir tümsek aynamız var ve gelen ışığımız eğer ki uzantısı odağa denk geliyorsa bunun sonu ne olacaktır yansıması? Paralel olacak demeniz gerekiyor. Zaten ışığın tersinin özelliğini kabul ettiğimizi daha önce de bildirmiş olduk arkadaşlar. Tümsek aynanın özelliği bir de dağıtıcı olduğunda bilelim. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. Yani bir yere gelip bir yere gelip aynanın bir yere düşüyor ve paralel gidiyorsa o yerin odak olduğunu söylemeniz gerekiyor. O yerin odak olduğunu söylemeniz gerekiyor. Geldik diğer özel duruma. Çukur aynada hatırlarsanız çukur aynada neydi? Işığımızı gönderiyorduk ve sonra kendi üzerinden geri dönüyordu. Bu kendi üzerinden geri dönen kimdi? Merkezimiz. Öyle değil mi? Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Tümsek bir aynaya ışık gönderiyorsunuz. Bir yerlere gidiyor. Değişik yansımalar çizeceklerdir size. Eğer ki kendi üzerinden döndüğünü göstermesi oraya merkez diyebilmeniz gerekiyor. Burada da olduğu gibi özelliğimiz bu olacaktır. Devam edelim. Evet çukur aynada da benzer özelliğimiz vardı. Tepe noktasına gelen ne olacaktı? Açıortay görevini yapıp yansımasını gerçekleştirecekti. Şimdi bazı özel ışınlarımız da var. Bunlarla ilgili değerlendirmemizi yapalım. Odak uzaklığımız 2 birimmiş arkadaşlar. Evet odağımız gerçek odağımız burada. Merkezimiz burada. Anlaşıldı mı? Bu arada yani özellikle şunlar çok önemli. Bunlardan çizimde, konu anlatımında yapmamış. Tümsek aynanın bakın çok önemli. Tümsek aynanın asal eksen üzerinde gönderdiğimiz her neyse F olur,
2F olur. Çok önemli bilgi bunlar. 3F olur vesaire. Ne oldu önemli değil. Nereden gelirse gelsin. Bunu sizden isteyeceğiz sorularda. Arkadaşlar uzantısı evet dağıtacaktır. Tümsek aynanın özelliği gelen ışığı hemen dağıtmak. Gördüğünüz gibi dağıtacaktır. Ama nereye düşürerek dağıtacaktır arkadaşlar? Ne yaparsanız yapın. İstediğiniz yerden gönderin. Uzantıyı şu aralığa düşürmeniz gerekiyor. Bu genel bir değerlendirme. Unutmuyoruz bu genel bir değerlendirme. Yani tümsek aynanın arka tarafı ön tarafından ne olacaktır? Küçük olacaktır. Unutmayın çukur aynada tam tersiydi. Arkası daha uzundu. Tamam mıyız? Bu genel bir değerlendirme. Peki özel değerlendirmemiz var mı? Tabii ki de özel değerlendirmemiz var. Özel değerlendirmemiz ne? Şöyle bir tümsek ayna kullanalım arkadaşlar. Şurayı iç tarafını kullanmayacağız. Şöyle burası bizim odamız. Burası bizim merkezimiz. Evet özel durumu nedir? Gelen yeri bilmemiz açısından. Eğer ki yalancı evden geliyorsa yani ev kadar aynanın ön tarafından kullanmış taraftan ev kadar uzaktan geliyorsa evet yine bildiğiniz gibi demin de yaptık. Ne dedik? Nereden gelirse gelsin uzantı şu aralığa düşecek. Evet ismini biliyorsanız sadece F için bu geçerlidir. 2'ye bölmek diğerleri için yani 2F'den gelen F'den geçecek. 3F'den gelen 1.5'tan geçecek diye bir şey yok. Bu sadece buna ait özellik. F yalancı F'den gelen F bölü 2'den geçecek şekilde yansımasını gerçekleştiriyor. Zaten buradaki özelliğimiz de bu arkadaşlar. Bakın 2 birime 2 birim burası yalancı F. Yalancı F'den ışık göndermiş. Ne diyeceğiz? Uzantısı F bölü 2'ye denk gelecek şekilde yansımasını gerçekleştiriyoruz. Yansımamız bu olacak. Evet uzantısı odağa denk geliyorsa kendisi nasıl yansıyacaktı? Odağa denk geliyorsa arkadaşlar paralel gidecek diyoruz. Gerçek uzantısı gerçek odağa denk gelen paralel gider diyoruz. Devam edelim. Evet burası ne arkadaşlar? Uzantısı F bölü 2'ye gelmiş. F bölü 2'ye gelen ne olacaktır? Tabii ki de uzantısı nereden geçecektir arkadaşlar? Yalancı F'den geçecek şekilde deminki yaptığımızın ters özelliği olan bir ışıma çizmiş bize. Uzantısı F bölü 2'ye geliyorsa kendisi F'den geçecek. Demin de şunu demiştik arkadaşlar. F'den gelen yalancı F'den gelen uzantısı F bölü 2'ye denk gelecek şekilde yansıma yapıyor. Burada da tersini çizmiş. Evet merkeze gelen ne oluyordu? Tabii kendisi gidemeyecek. Uzantısı merkeze denk geliyorsa kendi üzerinden geri yansıyacak diyoruz. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? F bölü 2'den bakın. 2 birim F'tir. Bu F bölü 2'den getirmiş. Özel bir durum değil. Bizim özel durumumuz değil. Bakın yine çiziyorum. Çok önemli. Bizim özel durumumuz şuydu. F üstünden gelmesi lazım. Yalancı F kadar uzaktan gelecekti ve şu şekilde yansımasını çizecektik. Biz buraya ne diyecektik? F bölü 2. Ne yapmış? Şuralardan bir yerden göndermiş. F bölü 2'den göndermiş. Arkadaşlar ışıklar biliyorsunuz yine ters özellik gösterecek. Yani bu ışığı buradan buraya aldı. Öyle değil mi? O zaman bu ışığı da birazcık buraya alacağız. Yani yaklaştıracağız. Işığımızı sağa doğru çekiyorsak yansımasını da sola doğru çekeceğimizi daha önceki dersimizde de söyledik. O kural tümsek aynada da geçerli. Yani şunu bir daha göstereyim. Bakın burada daha büyük çizimi var. F'ten gelenin nereden gittiğini biliyoruz. Şuradan gittiğini biliyoruz. F bölü 2'den yansıyacağını biliyoruz. Önemli bir özellik. Üzerinde biraz durmak istedim. Biraz daha yaklaştırmış. O zaman bizim de bunu biraz yaklaştırmamız lazım. Yani şuralardan bir yerden geçirmem gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir yansıma gerçekleştiriyoruz birlikte. Dolayısıyla F'ten daha küçük olacak. Tepe noktasına gelenin açıortay yapacağını biliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde aynı çizimi yapmaya özen gösterelim. Devam ediyoruz. Evet uzantısı F'e gelmiş. Gerçek F'e gelen. Ne olacaktı arkadaşlar? Tabii ki de paralel gidecek değil mi? Paralel gönderiyoruz. Sonra bu tümsek aynaya paralel geliyor. Paralel gelen ne olacaktı? Uzantısı odağa denk geldiği şekilde yansımayı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sistemi terk edecektir. Geldik buraya tepe noktasına gelmiş. Tepe noktasına geliyorsa arkadaşlar şu şekilde çizim yapıyoruz. Evet buradaki açıortay görevini yansıttık, gösterdik.
Şimdi bir tümsek aynanın en büyük özelliğimiz neydi arkadaşlar? Daha demin de söyledik. Asal eksenden nasıl gönderirseniz gönderin. Ne olacaktı? Şöyle bir yansıma gerçekleşecek. Evet, böyle bir yansıma gerçekleşecek ve F ile şu T arasında bir yerde olacak. Ama şurası mı, şurası mı, şurası mı? Bu da çok önemli. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Şuradan gelseydi. Bakın başka bir renk alalım. Çok önemli bir kuralımız. Bunun bakın sorularda karşımıza çıkabilir. Şöyle gelmiş olsaydı. Bu kim arkadaşlar? Yalancı F'ten gelseydi. Tam F bölü 2'den gideceğini biliyoruz biz. F bölü 2'den gideceğini biliyoruz. Ama buradan değil de şuraya getirmiş. Yani sağa doğru çekmiş. O zaman bizim de bunu ne yapmamız lazım? Sola doğru çekeceğiz. Işıklar hep zıt yönde hareket eder arkadaşlar. Unutmuyoruz, tamam mı? Işıklar hep zıt yönde hareket eder. Bu sağa doğru gidiyorsa bu ne olacak? Sola doğru gidecek. Ve dolayısıyla ne yapacağız burayı? Birazcık daha uzaktan çizmeye gayret göstereceğiz. Şimdi gerçeğini bir daha yapalım artık. Anlamış olduk. Evet, şuradan geliyor arkadaşlar. F'ten birazcık daha uzaktan geliyor. Yalancı F'ten birazcık daha uzaktan geliyor. Bizim de az bir şey F bölü 2'den uzakta göndermemiz gerekiyor bu şekilde. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne olacaktır? Siz bu tarafa doğru giderseniz, yani uzaklaşırsanız o da uzaklaşıyor. Siz yaklaşırsanız o da yaklaşıyor. Biz normalde F'i biliyoruz. Buradaki ışımanın buraya denk geldiğini biliyoruz. Biz uzaklaşıyorsak o da uzaklaşacak. Zıt yönlerde hareket ediyorlar. Devam edelim. Şimdi sorularla anlattıklarımızı biraz süsleyelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi önce kendimiz çözüyoruz. Sonra çözüme bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle hangileri doğru çizilmiştir diyor. 2'ye bakalım. 2 basit tepe noktasına gelen açıortay görevini görüyordu. Buna doğru diyoruz. Evet, paralel gelenin, burası paralel arkadaşlar. Asal eksenin paralel geli uzantısı o dağa denk gelip yansıma gerçekleştirecekti. Bu ışımamız da doğru çizilmiş. Evet, gidip geri gelmiş. Bu kimin özelliğiydi? Merkez olması gerekiyordu ama merkeze denk gelmiyor. O dağa denk geliyor. Maalesef 3. çizimimiz yanlış diyoruz. Devam edelim. Eğrilik yarıçapı 120 santim olan, yani merkezi 120 santim diyor. O zaman odağımız nedir? 60 santimdir. Tümsek aynanın odak uzaklığı nedir? Zaten onu soruyormuş. Kaç santim arkadaşlar? 60 santim dedik. Evet, geldik şu sorumuza. Bakalım, bu ışığımızın kendi üzerinden geri döndüğünü söylüyor. Noktalar arası uzaklıklar da eşit diyor. P noktası nereden yansıyarak geçer diyor bize. Kendi üzerinden geri dönenin merkez olduğunu biliyoruz. Merkezimiz kaç parça? 1, 2, 3, 4 parça. Merkezi 4 parça olanın odağı kaç parçadır? Hemen oradan alıyoruz. Tabii ki de 2 parça. Yani odağımız burada olacak. Noktaların isimlerini bulmuş olduk. Paralel gelenin, neden odağı buldum? Çünkü paralel ışık göndermiş. Paralel gelen uzantısı odağa denk gelecek şekilde yansımasını gerçekleştiriyordu. Kendisi gidemeyecek. Tabii ki de uzantısı M noktasından geçmiş olacak. Devam edelim. Tümsek aynaya gönderilen ışının izlediği yol şekildeki gibidir diyor. Arkadaşlar, bu kuraldan bahsettik. Hemen hatırlatalım. Tümsek aynaya nereden gönderirseniz gönderin, odakla tepe arasına, odakla tepe arasına denk geldiği şekilde yansımasını gerçekleştiriyor. Arka tarafın her zaman ön taraftan küçük olduğuna da lütfen dikkat edelim. Aynanın odak noktası K'dır diyor. Arkadaşlar, şimdi evet, odakla tepe arasına geçecek. Yani odağımız şurada da olabilir, şurada da olabilir, şurada da olabilir, şurada da olabilir, şurada da olabilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla kesinlikle K noktasıdır diyemiyorum. Işının uzantısı L noktasına geçecek şekilde ışın gönderilirse M noktasından geçerdi. Yani bunun tersini söyle arkadaşlar. Evet, ışının tersinin özelliği olduğunu biliyoruz. Buradan gönderirseniz, uzantısı buraya denk gelirse nereden geçecek? Tabii ki de M noktasından geçecek, tersinden bahsediyor. LT uzaklığı şurası arkadaşlar. Evet, dikkat ederseniz demek ki bu noktalar arası uzaklıklarımız eşit değil. Çünkü eşit olursa şu kuralımıza aykırı oluyor. Arka tarafın, yani bu tarafın küçük değil mi? Bu tarafın az, bu tarafın büyük olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir çizim yapıp bize böyle bir soru soruyorsa doğrusunun bu olması lazım. Demek ki burada noktalar arası uzaklıklar eşit
değil. LT arası TM arasına eşittir diyor. Maalesef LT'nin, değil mi arkadaşlar? LT'nin TM arasından küçük olması gerektiğini söylemiş olduk. Hangisi oluyor? Bunun kesinliği yok. Bu kesin yanlış. İkincisi de kesin doğru diyoruz. Devam edelim. Evet, bir yerlere gidiyor, sonra paralel gidiyor. Bu neydi arkadaşlar? F'e giden paralel gider, değil mi? Demek ki bunun gideceği yer uzantısı F'miş. O zaman X'in F'i ne kadarmış? X'in odağı 20 santimmiş arkadaşlar. Sonra buraya geliyor. Devamını görüyorsunuz. Paralel geliyor. Paralel gelen ne olacak? Uzantısı odağa denk gelecek şekilde yansıyor. Bunun da odağı, garibimin odağı burada. Kaç santim? 10 santim diyoruz. Evet, Y aynasının X aynasında odak noktası nedir diyor. Doğru söyledi. Y aynasının eğrilik yarıçapı 20'dir diyor. Evet, odağı 10 olanın merkezi de ne olur arkadaşlar? Eğrilik yarıçapı merkez demekte 20 olur. Bu da doğru olacaktır. X ve Y'nin odak uzaklıkları eşittir diyor. Maalesef 20'ye 10 bulmuştuk zaten. Eşit değil. Üçüncü önerme yanlış. Tümsek aynaya 3 tane ışık göndermiş. Aynadaki uzaklıkları nedir diyor. Evet, bizim mesela bunu yalancı F olarak düşünecek olursak. Bunu anlatırken de bunu bahsetmiştik. Şöyle bir yansıma yapalım. Burası ne olacaktır? F bölü 2'den geçecek. Bu kim arkadaşlar? 3. ışığımızdan başladık. Şimdi ben buradan 3'ten 2'ye gidiyorum. Yani aynaya yaklaşıyorum. Yani sola gidiyorum. O zaman diğerinde ne olması lazım? Sağa doğru gitmesi lazım mı? Diğer yansıması şu şekilde olması gerekiyor. Bu kim arkadaşlar? İkinci ışığımız. Sonra 2'den 1'e geldik. Bir daha yaklaşıyorum. O da bir daha yaklaşacaktır. Ters taraftan hareket edeceğinden. Bunun da yansıması bu olacaktır. Bu 3. ışığımız, bu 2. ışığımız, bu da 1. ışığımız. Harekete ters yönde devam ettirdim. Bu da 1. ışığımız. Uzaklıklarını soruyor. Üçüncüsünün, yani ilk başta gönderdiğimizin aynaya olan uzaklığı hepsinden büyük. Sonra ikincisi, sonra da birincisi oluyor. Buna benzer çukur aynada da yaptık arkadaşlar. Bir daha izlemenizde fayda vardır. Paralel, birbirine paralel olacak biçimde aynaya gönderilen ışımaların yansımaları şekildeki gibi diyormuş. Bu şekilde yansıdığını söylüyor. Görüyorsunuz yansımalar kesişiyor. Nerede kesişiyordu? Tabii ki de odak noktasında kesişiyordu. Yani L noktası kesinlikle nedir arkadaşlar? Odaktır diyoruz. Bakalım yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Eğer ki noktalar arası uzaklıklar eşit deseydi hemen buraya merkez diyecektim. Maalesef noktalar arası uzaklıkların eşit olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla hemen atlamayalım. K noktasına merkez demeyelim. Hep bu şekilde denk geliyordu ya. Ama burada böyle bir bilgi yok. Noktalar arası uzaklıklar eşittir demiyor bize. I1 ışını kendi üzerinden geri yansımıştır diyor. Eğer ki bu merkez olsaydı evet olurdu. Yani maalesef bunun kesinliği yok. I2 ışını asal ekseni keserek aynaya gelir diyor. Evet arkadaşlar, FT arasından gelen neydi? Şöyle bir şeydi değil mi? Şöyle bir ışık gönderirseniz FT arasında yansımasını yapıp gidiyordu. Doğru. I2 ışının yansıması neymiş? Asal eksenden gelir diyor. Doğru söylüyor. L noktası aynen o dağdır diyor. Evet, bunu zaten söylemiş olduk. Geçiyorum. Evet, görüyorsunuz tümsek ayna ve çukur ayna çizmiş. Odakların oranını istiyor. Evet, gönderdiği ışığın uzantısı K'ya geliyor ve yansımasının paralel olduğunu görüyorsunuz. Bu kimin kuralıydı? Tabii ki de uzantısı odağa denk gelenin kuralı. Demek ki tümsek aynanın odağı bu. Kendisi de bu. Noktalar arası uzaklıklarda eşitse odağımız kaç parça? Bir parça. Tümsek aynanın odağı bir parça diyoruz. Paralel gelen ışık nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Paralel gelen ışık odaktan geçecek. Çukur ayna içinde aynı özellik geçerli. Demek ki burası da çukurun odağı. Ve çukur aynamız da burada. Burada kaç parça var? Arada bölme. Noktaları saymıyoruz. Bölmeyi sayıyoruz. Çukur aynanın da odak uzaklığı bir birim. Oranlarsak ne olacaktır? Bir olur diyoruz. Devam ediyoruz. Hangileri doğru yol izlemiş olabilir diyor. Eğer ki bu ışığın uzantısı odağa denk geliyorsa evet böyle paralel gidebilir.
ihtimaller doğrultusunda. Arkadaşlar asal eksenden gönderdiğimizi defalarca söyledik. Evet, şöyle aldık. Uzantısının şu olması gerektiğini biliyoruz ama o ne yapmış? Asal eksenden geleni bir daha asal eksene göndermiş. Maalesef uzantıyı arka tarafa ve FT arasına ve buranın küçük olmasına dikkat ederek çizimi yapması daha uygun olur. Tıpkı burada gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. Evet, burası olacak. Buranın buradan az olması lazım. Burada bize bıraktığı için olabilirli dediği için alıyorum arkadaşlar. 1 ve 3 oluyor. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Tümsek ayna ve düz ayna kullanılarak kurulmuş sistem 1-2-3 ışınları şekildeki gibi gönderiliyor diyor. Hangileri kendi üzerinden geri yansır diyor. Evet, odağa geliyor uzantısı. Odağa uzantısı gelen ne olacaktı? Paralel gidecekti. Dolayısıyla paralel gelen ışığımız düz aynaya dik gelmiş oluyor ve kendi üzerinden ne olacaktı? Geri yansımış olacaktır. Birinci ışığımız kendi üzerinden geri yansıdı. İkinci ışığımız zaten merkeze geliyor. En basit kuralımız kendi üzerinden geri yansıdı. Üçüncü ışığımız tepe noktasına geliyor. Tepe noktasındaki kuralımız neydi? Açı ortay göreviydi. Düz aynaya da V harfi çizdiriyorduk, öyle değil mi? Yine açı yansıma kurallarına uyarak sistemi böyle terk edecektir. Yani kendi üzerinden geri yansıma olayı yoktur. Sadece kimde var? Birinci ışık ve kimde var arkadaşlar? İkinci ışıkta kendi üzerinden geri dönme olayı gerçekleşiyor. Evet, çukur ve tümsek ayna çizmiş. Şöyle gördüğünüz gibi paralel gelip gidiyor. Sonra geri geliyor. Paralel gelen ışık. Eğer ki şu tümsek ayna olmasaydı nereye doğru gidecekti? Odağa gidecekti. Şu an kimin üzerinde çalışıyorum ben? Çukur ayna üzerinde tümseyi görmemezlikten geri. Şöyle bizim asal eksenimiz paralel ışık gelmiş. Ayna olmasaydı buraya düşecekmiş. Yani burası çukur aynanın odağı diyoruz arkadaşlar. Kaç parça? 10, 20, 30. Çukurun odağı 30 santim oluyor. Daha sonra görüyorsunuz geliyor. Bu olduğu için uzantısını göstermiş. Uzantısı bir yere geliyor. Yani 10 santim uzaklığa gelip kendi üzerinden geri dönüyor. O zaman burası çukurun odağı iken tümseğin de merkeziymiş arkadaşlar. Tümsek aynanın merkezi 10 santim ise odağı nedir tümseğin odağı? Tabii ki de 5 santim olacaktır. Odaklarını bulmamızı istiyor. Çukurun 30, tümseğin 5 diyoruz. Devam ediyoruz. Tümsek ve çukur ayna ile kurulan sisteme gönderilen ışığı çukur aynada yansıttıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir diyor. Evet arkadaşlar, buradan geliyor. Açı ortay görevini yapacak. Sonra gidip kendi üzerinden geri geliyor. Şimdi burası kendi üzerinden geri geliyorsa burası bu nokta çukurun neyidir arkadaşlar? Merkeziymiş. Ve biz bu KL uzaklığını biliyoruz. Yani aslında çukur aynanın ne demek istiyor? Çukur aynanın merkezini biliyorsunuz. O zaman biz neyini bulabiliriz? Eğrilik yarı çapını da bulabilirim. E tabii ki de odağını da bulabilirim. Çünkü odağımız ne? Merkezin yarısı ya da eğrilik yarı çapının yarısı diyebiliyorduk. Tümsek ayna odak uzaklığı. Maalesef tümsek ayna ile ilgili herhangi bir şey bulmamız mümkün değil arkadaşlar. Yani bu bilgiye göre bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Elimizdeki bilgiye göre tümsekle herhangi bir veri elde etmeniz mümkün değil. Çukur aynanın odak uzaklığı. Evet, odak uzaklığımız bulabileceğimizi söyledik. Eğrilik yarı çapını bulabileceğimizi söyledik. Son bir sorumuz kaldı. Bundan sonraki bu dersimizi burada bitireceğiz arkadaşlar bu sorudan sonra. Sonraki dersimizde de tümsek aynanın görüntülerini, görüntü alma özelliklerini birlikte çalışıp öğrenmeye çalışacağız. Tekrarımızı yapacağız. Evet, gördüğümüz gibi bir ışık gelmiş şuraya. Daha sonra yansımayı gerçekleştiriyor. Tümsek aynanın burasının küçük, burasının da büyük olduğunu yine hatırlatmak isterim. Gidiyor arkadaşlar. Sonra yansımayı gerçekleştiriyor. Düz aynada her zaman nedir? Gönderdiğimiz ışık ne kadar uzakta geliyorsa aynı uzaklıkta aynı V harfini çizerek yansımayı çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu açıların aynı olması gerekiyor. Alfa ve beta'nın ne olması lazım? Eşit açılar olması gerektiğini biliyoruz. Düz aynada kuralımız bu. Peki noktalar arası uzaklıklar eşit olamaz diyor.
Bence de arkadaşlar eşit olamaz. Çünkü eğer ki nokta arası uzaklıklar eşitse böyle bir çizim yapması mümkün olmaz. Arkası küçük, önü büyük diyoruz. Noktalar arası uzaklıklar eşit değilmiş. Evet, alfa ve teta açıları eşit büyüklüktedir diyor. Eğer ki uzaklıklar eşit olsaydı, evet, yani düz ayna gibi olsaydı, evet, açılarımız burası da alfa arkadaşlar, eşit olacaktı. Dolayısıyla maalesef böyle bir şey söyleyemezsiniz. Peki doğrusu ne olurdu? Beraber konuşalım. Şöyle bir ışık gönderiyoruz. Öyle değil mi? Tümsek aynanın özelliği nedir arkadaşlar? Şurası daha küçük çizmeye özen gösteriyorduk. Yani daha dik göndermeye çalışacağız. Bu açı dediğimiz teta açısı bu alfa açısından ne olması lazım? Büyük olması gerekiyor. İkinci önermemiz yanlış oluyor. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüntü almayı öğrenmeye çalışacağız. Tekrarımızı yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.